Merhaba, bugün sizinle bir gün, bir sabah boş olduğumda ve kendime biraz vakit ayırmak istediğimde neler yaptığımı göstereceğim. Bu videoyu çekerken Londra'daydım. Bu yüzden güzel bir Londra sabahına uyanmış oldum. Genelde böyle bakım rutinlerini yaparken ben müzik yerine bir kitap dinlemeyi seviyorum. Kitap dinlemekten hoşlandığımı daha önce anlatmıştım size. Audible'ı kullanıyorum, Amazon'un kitap dinleme versiyonu. Bu aralarda Byron Katie'nin kitabını dinliyordum. Son favoriler videomda bahsetmiştim kitaptan. Küvet dolarken de, ki bunu ben duş almadan önce de yapmaya çalışıyorum evdeysem, atkılı fırçayla vücudumu tarıyorum. Bu gerçekten vücudunuzu pürüzsüz yapıyor. Bütün ölü derileri atıyor. Hatta vücudunuzdan çıktıklarını görüyorsunuz böyle beyaz beyaz. Vücudunuzu yumuşacık yapıyor. Bazıları bunun çatlakları ve serinliklere iyi geldiğini de söylüyor. Ben açıkçası o konuda bir tecrübem yok, yaşamadım, görmedim yani. Benim çatlaklarım aynen duruyorlar. Çatlaklar konusunda da bence çatlaklarımızla barışalım yani. Herkeste var. Saklamanın alemi yok. Büyüyoruz, oluyor yani. Banyoya girmeden önce yüzüme bir maske uygulamayı seviyorum. Bu yüzden önce yüzümü yıkıyorum temizleyicimle. Bu aralar bir temizleyici kullanıyorum, Algenist'in. Yalnız bunu bir suyla durulamak pek mümkün değil. Biraz yoğun bir kıvamım var. O yüzden havluyla, ıslak bir havluyla siliyorum. Ben genelde zaten bu tarz temizleyicileri daha çok seviyorum. Bundan da çok memnunum. Daha sonra göz çevreme Koreli bir marka olan Lims 8 ya da göz maskelerini uyguluyorum. Bunlar aslında 3 saat boyunca duruyor. O yüzden hani böyle tüm gün bol bol vaktiniz varsa uygulayabileceğiniz maskeler veya ben uzun uçuşlarda da eğer Amerika'ya giderken mesela uygulamıştım. Gözlerinizin şişmesini engelliyor. Daha sonra klasik dişlerimi fırçalıyorum ve diş ipi kullanıyorum. Daha sonra bir maske uyguluyorum. Bu sefer Murad'dan bir aydınlatıcı maske seçtim. Maskeler videomda bahsetmiştim detaylı bir şekilde. Yüzümün bu aralar birazcık daha solgun göründüğünü düşünüyordum. O yüzden bu maskeyi seçtim. Maskemi bir fırçayla uygulamayı tercih ediyorum çünkü daha eşit ve daha temiz bir uygulama oluyor. Bu fırça da bir fondöten fırçası aslında. Maske fırçası değil özellikle ama böyle düz bir fırçayla siz de maskelerinizi uygulayabilirsiniz. Kullanmadığınız bir fırçanız varsa. Banyoya giriyorum. Banyoda kitabımı dinliyorum. Banyodan çıktıktan sonra maskemi yıkıyorum ve dudaklarıma bir dudak peelingi uyguluyorum. Ben Sugar Inc'ini kullandım burada ama siz bunu kendiniz de yapabilirsiniz. YouTube'da bir sürü video var kendi dudak scrub'ınızı yapmayı öğreten. Böyle daha çok esmer şeker, zeytinyağı ve ballı karıştırarak yapıyorlar. Daha sonra maskeden herhangi bir kalıntı kalmadığına emin olmak için misal bir suyla maskemi temizliyorum. Bu aralar Mulemelink'ini kullanıyorum. Daha böyle lüks hissettiriyor bana. Daha kendimi şımartma zamanına uygun olduğunu düşünüyorum. Sonra serumumu ve nemlendiricimi uyguluyorum. Banyoda işimiz bittiğine göre yatağa tekrar dönebiliyorum. Yanıma tırnak yağımı, vücut yağımı ve özel bir kremimi alıyorum. Vücut yağımdan çok memnunum. Gene favoriler videomda bahsetmiştim. Müthiş kokuyor. La Roche-Posay Moustique Plus kremini de çok kuru bölgelere uyguluyorum. Örneğin eklemlere, dudaklarıma. Çünkü aslında
soyucu bir işlem görmüş, peeling yapılmış profesyonel ortamda ciltleri onarmak için yaratılmış bir krem. O yüzden çok iyi onarıyor kurup bölgeleri. Daha sonra tırnaklarıma tırnak yağımı sürüyorum ki dipleri kurudurmasın. Bu noktada eğer tırnaklarım hani manikürlü değilse manikürümü de burada yaparım ama bugün manikürlüydü zaten. Daha sonra keyif zamanı. Dizi izliyorum, kitap okuyorum, bazen boyama kitabımı boyuyorum. Favoriler videomda yine göstermiştim. Çok fazla favoriler dedim bu videoda ama. Bu aralar mesela hangi dizi izliyorsun derseniz How to Get Away with Murder izliyorum. Gerçekten çok heyecanlı ve çok sürükleyici bir dizi. Bakın rutinim bu kadar. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz.